Sevgili dostlar, yepyeni bir vlog gününden hepinize merhabalar. Bu videomuzda sevgili Enes'in i30'uyla beraber Uludağ'a çıkıyoruz. Uludağ'a çıkmışken kış aktiviteleri serimizin ikinci bölümünü çekiyor gibi de oluyoruz açıkçası. Bol yanlamalı bir video olabilir. Dediğim gibi bu bir vlog videosu. Ona göre izleyin, ona göre keyfinizi alın. Şimdiden iyi seyirler. Selamun aleyküm. Bu mağazanın sorumlusu nerede? Hoş bulduk canım. Bu niye kaçıyor? Selamun aleyküm. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gelsene lan buraya. Seni tanıştıracağım millete. Gel oğlum buraya gel. Korkma. Gel halledelim şu işi. Gel bak bak. Şu kamera fobini yer artık. Gel. Gel otur şöyle. Ha, gel. Oğlum otur. Benim ailem var. Seni tam 904 kişi izleyecek. Gel. Sanki sana ne yaptıracağız? Sevgili dostlar, Enes kanalda yeni oyuncu kilidi açıldı. Şu an biraz gergin. Yılların vermiş olduğu rahatlıkla Furkan hiç umurunda değil. Bak böyle olacaksın birkaç sene sonra. Ama alışman lazım bunlara. Haklısın. Geldik, bugün ne yapıyoruz? Pert i20 ile onlara sucuk ekmek. Babaçlık çok güzel oldu valla. Bari modeli söyleseydin. i30. Doğru, i20 deyip duruyorum sabahtan beri ya. i30. Ne yapacağız? Sen büyük boy seviyorum. Büyük boy, evet. Büyük boy seviyorum, o yüzden i30. Ne yapacağız? Bize anlat. İnsanlar sabahtan beri bekliyor. Evet. Sisli bir Uludağ yolculuğu. Peki yapacağız. Yanılıyor muyuz bu videoda? Kar varsa Allah'ın izniyle. Kar varsa ne demek o? Kar varsa diyor. Kar yok diyor ama sabahtan beri. Baktım abi, sis var. Sis var. Kar yok. Olsun. Siste şey yapalım o zaman. Bariyerden uçmaca. Neyse hadi bakalım ne olur. Bakacaktan oluyor? Koyarız abi. Dik kaldırımdan çıkarız. Şöyle bir yaklaş, sana ihtiyacım var. Yaklaş. Abi böyle daha mı çıkılır ya? Bana bırak. Ne oluyor be? Lan böyle sihirli güçlerim var. Niye söylemiyorsun? Rahat ol. Sevgili dostlar, an itibariyle Uludağ'a doğru yola çıkıyoruz. Ama öncesinde Enes'in sucuğu yokmuş. Sucuk alacakmışız. Sevgili müdürüm Furkan Yurt'ta bildiğiniz gibi olması gerektiği yere sağ arka köşeye oturdu. Neden? Çünkü orası nedir? Orası makamdır abi. Makamdır, evet. O yüzden müdürüme yakışır bu şekilde, öyle bizim gibi. Enes Bey şoförü, ben koruması, kendisi de baş... Şimdi biz yavaş yavaş uzayalım, tekrar açacağız. Ya ne buz oğlum, 12 derece hava var ya. Yok abi. Kış lastiği yağmurda kayar ama abi. Ah. İyi kim ver sana ipoya. Lastikçi. Lastikçi verdi ha. Ulan yine çıkma lastiği sok. Ha bir de öyle bir noktası da var tabii. Sıfır mı aldın? Yok abi, ne sıfırı. Çıkma. 9 senelik lastik. 2014 şeyli tarih. Şu sise bak be. Ya Enes mükemmelsin. Vallahi mükemmelsin ya. Kardeşim benim. Önünü görmeden sollama, evine kara haber yollama. Aynı zamanda arkadaşlara buradan da bilgi verelim. Sis havada uzunlar açılmaz. Aynen öyle. Sis farı yok mu arabanın? Var. Şu an açık abi. Açık mı? Vallahi bayağı güzel sisli bir yolun üzerinden gidiyoruz ki daha Uludağ'ın U'suna bile gelmedik. Vallahi ama hiçbir şey gözükmüyor. Vallahi telefondan daha iyi görünüyor Furkan. Telefondan daha iyi görünüyor. Nasıl oluyor bu iş? Ne bileyim. iPhone abi. Sen bu kadar hızlı gitmek zorunda değilsin ama, haberin olsun yine de. Yani sonuç olarak yetiştiğin bir yer yok diye düşünüyorum. 42 ve üstü eklesin. 40, neden özellikle 42 mesela? Abi 40'tan sonra başlıyor. Anladım kardeşim benim. Öğret bize bunları. Ama arada da önüne bak. Vallahi için buraları koymuyorum. Manyak mısın? Buralar en keyifli yerler. Ya sola doğru gitsen oğlum. Dur abi, çizgileri takip ediyorum, sıkıntı yok. Ya bak. Müthiş sis var ha. Çok manyak. Gerisi ötesi dehşet. Bir sis var. Uzun yak bakayım ne oluyor Enes. Veriyor gerisi. Şöyle oluyor. Siz vanlısınız diye mi peki, birisi mavi birisi sarı? Evet. Farların. Abi her zaman banketisinin yanındayız. Yak bakayım bir daha, görsünler. Buraya da ipneler çatrağı polis şeyi koymuşlar. Tamam, patlatıyorlar adamı. Ne kendine, ama
Sevgili Furkan, nasıl oldu bu iş peki? Yani nereden esti mesela? Yani bu... Aşk ışığı da yaksak ya şuradan. Evet abi. Bu olsun. Enes kardeşimizin çılgın fikirlerine uyarak çıktık bir yola. Karda mangal partisi. Adam seviyor, kar lastiğini almış, karı arıyor sürekli. Action. Bizim adımız. Konuş! Bu kadar abi. Allah Allah. Kamera açık. Adam cümle kuramıyor ya. Oğlum var seni ibretlik ederim ha. Çabuk düzelt kendini. Hah? Şöyle. Yalnız var ya içeri bir sıcak oldu abi. Değil mi? Şu an stres var. Aynen öyle. O şey değil, stres de değil. Evet. Göz bizzat. Yani sen tabela okumayı biliyor musun? Biliyorum abi. İyi, o zaman heyecanlanmamamız lazım. Yok, heyecanlanmayacak yok gibi değil. Bu arada bir de arka kamerayı alayım ben. Abi aksakalı dede çıkarsa korkmayın. Baksan ne güzel. Abi bu bastonu ben sana söyleyeyim. Valla tehlikeli şeyler yaşıyor. Oh, ah süper. Bir daha hava salmayalım mı? Bu arada mı? Çıkan tek kişi biziz. Genelde iniş var, evet. Bu cesaretle çıkan tek kişi biziz. Vallahi yerimizi görmez. Çevirme değil mi? He. Canberk. Yok çevirme değil ya. Orada bütün şeyler bunu tepe abi. Kafe. İsterseniz bir çay içip geri dönebiliriz. Yok kardeş. Devam et. 4'te yatmış baksana ondan görmüyor. Biz de yakalım 4'te. Tabii tabii. Tabii. 4'te de 44'lü yakman lazım burada şu an. Hiçbir şey yok. Amerikan park yok mu lan? 4'ler daha çok. Enes devam et kardeşim. Yetiyor mu bize? Nereye devam etsin adam? Görmüyor mu ya gerçekten? Abi ne? Sen kameradan görüyorsun kamerayı. Sen kameradan gözüküyorsun da buradan hiçbir şey gözükmüyor. Kameradan görünüp buradan gözükmemesi de çok ilginç değil mi? Evet, Alfa lan nasıl gittiğini var ya. Allah Allah. Abi böyle durumda tek çare yol çizgisi. Başka öyle bir durumda şey en akıllıca şey ne biliyor musun? Durmak. Geri dönmek. Yarın sabah mağazayı açarlar herhalde. Hayır sizden açacak kimse de yok. Zeynep abla açana yapacak bir şey yok. Solu alsan oğlum arabaya ne gidiyorsun? He? Sen sağdasın diye yeter ödüyorsun. Evet Enes, bir taraftan da şu işin aslını bir konuşalım istiyorum seninle yolda giderken. Hangi şimdi şey? Videonun başlığından senin haberin var mı? Söylemiş miydik? Söylemiştik. Pert i30'la Uludağ'da sucuk ekmek. Anlat bakalım arabayı bize. Abi arabamız 1.6 GDI. Her ne kadar sen Pert desen de 2 değişenli. Sağdan ufak bir kazası olup onun haricinde herhangi bir sorunu olmayan bir arabamızdır. Airbag'lerinde hiçbir sorun yoktur. Şase sadece sağ şase ucunda ufak bir işlem vardır. Hop 50 bin lira gitti. Onun dışında herhangi bir sorunumuz yoktur. Rabbime şükürler olsun yürüyeninle hiçbir şekilde kazada zarar gelmemiş olup fazlasıyla iyi kullandığım günlük olarak bindiğim evet, bir araç. Az önce zaten gördük fazlasıyla iyi kullandığını. Orada kayıtta o değildik. Kilometresinden de bilgi verdim. Kilometresi kaç? Kilometresi 100 binde. 100 bin kilometre. Daha yeni bir genç kız edasında. Ne oldu niye sustun? Düz git oğlum nereye gideceksin? Ne sağa sola? Bindireceğim bizi aşağıya. Sağda, sağda gördüm abi. Ya. Çizgilerine bakıyorum. Oğlum mükemmelsin ya. Abi Allah'tan yola ezbere biliyorum ha. Oradan gözüküyor abi. Buradan vallahi buradan, gözüküyor. Oğlum gördüğün kadar gidebilirsin sen de şimdi. Abartma. Bas demiyoruz oğlum. Zaten. Yavaş git de aşağıda atma kendimizi ama. Abi siz ne kadar panik insanlarsınız. Kim panik ya? Biz panik çünkü sen kullanıyorsun. Süremiyorsan in Furkan sürsün. Ben sürmem video çekiyorum. Sevgili Enes. Bu arabayla en son bir kaza yapmıştın galiba. Evet. Nasıl oldu bu iş bu hadise bir anlat bakalım. Abi İzmir yolunda sıra meşeler metro istasyonunu 100 metre geçtikten sonra bir servisçi abimiz sağ olsun yolun ortasında durmak istemiş. Canı öyle istemiş. Yolun ben ortasında de, derken sağ şeritte mi? Evet, orta şeritte mi? Sağ şeritte ama herhangi bir inecek bir yer yok. Hmm. Yan tarafta demirler var. Yolcu indirilecek bir yerde değil. O canı istemiş durmuş. Ben de orta şeritte ilerlerken arkamda iki tane yarışan araba vardı. Selektör ata ata geliyorlardı. Ben de ortadan sağa geçtim. Geçmemle kaza yapmamız bir oldu. Hayırlı uğurlu olsun dedik. Biri mi arıyor? Hadi bakalım. Sevgili arkadaşlar böyle sisli durumlarda ya da uykunuzun geldiği durumlarda ne yapmamız gerekiyor? En büyük örneklerinden biri önde gidiyor. Önünüzde sizden daha delikanlı birini buluyorsunuz. Salıyorsunuz önden böyle 50 metre ileriden.
O gidiyor, yolunuzu aydınlatıyor. Siz de böyle daha güvenli, daha keyifli, daha rahat sürebiliyorsunuz. Katılıyor musun Enes bu dediğime? Kesinlikle. Az önce nasıl gidiyordun, şimdi nasıl gidiyorsun? Bak. Sürücü bilgileridir. Hadi git bakalım, nereye kadar götüreceğim bizi. Adam kaçıyor ama, yetiş adamı. Sis basmaya başladı çünkü. Ben senin yerinde olsam bırakmam onu. Vallahi. Nasıl olur? Nasıl kaçıyor? Ya videoyu yürü oğlum, yürü. Dostlar, ölüme doğru, tövbe estağfurullah, gidiyoruz. Enes yaksana, ne var ne yok yak. Bu kadar abi. Uzun uzun yanıyor mu şu an? Uzutmuş abi. Saçmalama. Elimizdeki imkanlarımız bu kadar abi. Abi burası çok karanlık. Yo oğlum, buradan bakıyorum gündüz gibi kameradan. Kapatsana farları, kapat. Vallahi de aynı. Ne görüyorsun, ben görüyorum. Kapat farları, bak buradan. Maşallah abi. Çok ilginç ya. Evet, buradan Apple Türkiye yetkililerine sesleniyoruz. Teşekkürler Apple. YouTube videomuza sponsor olmak isterseniz bir 15 Pro Max'inizi alırız. Değil mi Canberk Bey? Tabii ki kardeşim. Ama bu yerde nedir? Bir şey var. Bu nedir? Ceset. Kar. O koydukları kar var ya. Kapattıkları kar. Evet, o erimiş. O kadar kalmış. Oha, ne kadar kar var. Dikkat et. Aman tanrım. Dikkat et. Ananı s***. Vallahi mezara girdik. Kat et diyorum sana. Oğlum çukuru görün, niye frene basıyorsun? Mutlu, huzurlu Uludağ turumuza daha yeni başladık. Olaylı Uludağ vlogu. Evet. Neler oldu anlatalım. Bu çocuk arabaya bindiğinde 29 yaşında, şuna bak 59 yaşında gözürüyor şimdi. Tükendim ya. Bak yağmur da başladı galiba. Valla harika. Yani bu an kimin bedduasını aldık bilmiyorum ama sağlam bir nefesi varmış. Yine de korkumuz yok. Annem okuyup üfleyip yola göndermiş. İnşallah kardeşim, aynen. Allah'ın izniyle başımıza hiçbir şey gelmeden mangalımızı yapacağız. Yiyip. Peki takriben kaç saat burada kalmayı planlıyoruz? Ortalama 45 dakika yeterli olacaktır. Bence 12 dakika çok önemli. Mangal yakmayacak mıyız? Mangal yakacağız. En son 12 dakikada paket yapacağız. Abi çiğ yesek yine 12 dakika sürmez. Sen 4 doğru ekmek almışsın. Ben size bir şey söyleyeyim mi şu an? Sizi göremiyorum. Siz neredesiniz? Heh, Enes gel böyle kardeşim. Şu an aklı selim yaptığımız hiçbir hareket yok bence burada. Ama zaten işin keyfi de orada galiba. Canberk biraz. Kaya YouTube kanalı olarak arkadaşlar sizin için bütün zorluklara katlanıyoruz. Bir like'a basarsınız. Bak şu an sadece sen varsın. Başka hiçbir şey yok. Bak Furkan mesela göründü şu an. Vallahi güzel görüyor. Benim gözüm o kadar görmüyor. Şu pert arabayı dışarıdan bir inceleyelim. Abi bunları koyarsan artık güzel. Oğlum arkamızı da görmez. Vallahi bir ayağı atlasın. Vallahi tehlikeli işler. Şöyle ben bir manzarayı da göstereyim size. Hangi hazır gelmişken. manzarayı göstereyim şu an. Şu an tabiri caizse oğlum baksana şuraya. Oğlum çok korkutucu değil mi lan? Hiçbir şey yok. Normalde bakacaksın. Furkan neredesin, gel. Nasıl kardeş? Abi çok kötü ya. Çok ürkütücü değil mi? Vallahi ben mükemmel şekilde ürkütücü. Hani şey gibi durmuyor. Furkan. Balıkesir Burhaniye'deki deniz gibi durmuyor mu? Evet duruyor. Abi ayı gelirse bağıralım. Abi müthiş bir görüntü. O neye bağıracağım? Biz gelin arabaya yakın duralım. Çok güzel bir görüntü. Tedirgin oldum. Oğlum korkmayın, hadi. Çıkartın teşkilatı yapalım. Valla ben şu an bir şey yapacak durumda deyip siz yapın. Yapacağım yoksa ben. Ya da şöyle yapabiliriz. Bence abi biraz daha yukarıda yapsak. Evet. Evet evet. Bence de. Biraz daha yerleşimin olduğu bir yerde yapalım. Riski azaltalım diyorum ben. Kardeşim, çünkü o zaman ben bir sigara içeyim. İyi hissetmiyorum kendimi. Çünkü şöyle düşünüyorum. Hakikaten şu an telefondan yine bir tık görünüyor. Ama benim gözüm orayı görmüyor şu an. Arabanın önünde duruyoruz ya. Ha? Kar gibi bir şey de yağıyor sanki. Yağmur mu, kar mı? Ne lan bu ya? Bir değişik bir şey.
Şey sulu kar gibi yani. Abi ben şuradan manzaraya bakacağım valla. Yani abi kar yağıyor. Çok güzel şansınız ha. Kar başladı değil mi? Bak çok güzel. Enes farlarını bir kapatsana kardeşim. Bak burası normalde bakacak seyir terası. Burayı bilenler bilir. Buradan aşağı baktığın zaman kesintisiz bir Bursa manzarası vardır. Ama şu an Bursa manzarasını bırak. Sislerin o az önce geldiğimiz yoldaki sis var ya. Onun da üstüne çıktık. Tamamen bulutlar ayağımızın altında. Mükemmel bir görüntü var. Kardeşim bravo. Çok korktum. Altıma sıçtım şu an. Sevgili Enes'le Furkan burada. Peki ben sizce şu kadar bile tedirgin oldum mu? Ben biraz oldun abi. Altına sıçtın da seslenmiyor şu anda. Bence korkudan hareket edemedim. Enes abi. O bagajda benim pantolon verdi. Çıkarsana. Benim bildiğim Canber buna korkmama ihtimali yok. Video çekiyor diye yemedim. Ya video çekiyorum. Tedirgin olmamam lazım. Aynı zamanda bir daha yaparsan acayip korktum. Hayır ben şeyden korktum. Sana bir şey oldu zannettim. Size bir şey saldırdı zannettim orada da. Ya burada ben zannetmiyorum bir şey geleceğini. Neyse sevgili dostlar. Size şöyle son bir kez manzarayı göstereyim. Bu arkadaşlarım bırakırsa daha keyifli şeyler anlatacaktım ama şu an bütün şuurum şeyim kaçtı. Elim ayağım titriyor. Furkan. Oğlum burayı izlemeyen kendini ayıp eder. Sen hayatın boyunca kaç kere şöyle bir manzara yakalayabileceksin burada? Belki defalarca geleceksin ama kaç kere şöyle bir manzara yakalayabileceksin? Doğru söylüyorsun. Baksana abi şuna. Seninki çok güzel gösteriyor ya. Canberk niye öyle? Oğlum bu iPhone 10 var. Aç bakayım seninkini. Oğlum seni niye öyle gösteriyor? Beni göstermiyor. Furkan telefon benim gözüm gibi şu an. Vallahi gayet güzel burası. Sevgili arkadaşlar orası hakikaten çok güvenli gelmediği için bir de bu beni korkuttuğu için şimdi yukarı doğru gidiyoruz. O ilk biraz daha insanların olduğu bir yer vardı. Yani insanın değil de yerleşim ve ışığın olduğu bir yer vardı. Şimdi burada bir sucuk ekmek yapacağız diye de olmayalım durduk yere. Oraya bir gidelim orada görüntüye tekrar devam edelim. Kardeşim benim sözün eri bir adamsın sen ya. Allah razı olsun. Valla. Ayağımız kara değil 2023 hayırlı olsun. Şöyle elimiz de değişim değmişken de. Bu da çok karlık bir şey kalmamış be Enes. Hadi kar topu savaşı. Beyler Allah aşkına şunu yapıp yiyip bir an önce muhabbetimize geçelim. Bak burası bilmeyenler için gösterelim. Aynı aa, şekilde. Burası kayak merkezinin olduğu yer. Buradan yukarı doğru çıkıyorsunuz abi. Kayak pistlerinin olduğu yer. Burası Uludağ Oteller bölgesi. Az önce bakacak seyir terasının olduğu yerden ayrıldık. Burada dediğimiz gibi daha güvenli hissedebileceğimiz bir yer. Buraya geldik. Şimdi mangalımızı yakalım. Ha, Enes'e ooo çok iyi oldu lan. Işık şefi Furkan Yurt. Yönetmen Canber Kaya. Sen oyuncusun Enes. Kardeşim benim. Buraları açın. Şey yapana. Ya bunu biple alalım. Buraları bipleyelim. Çökü zarar ya. Kardeşim benim be. Enes şimdi nasıl yakacaksın ateşi bakayım. Ateş yakmayı biliyor musun sen kardeşim? Bak en son bunu duyduğumda çok tedirgin olmuştum. Sevgili Çeçen Sino'ya buradan selam olsun. Zamanında bize nasıl ateş yakılması gerektiğini göstermişti. Şöyle gerekli malzemeler bir adet mangal, bir adet kömür, bir de onlardan daha deli 3 adam. Bunlar lazım şu an için bize. Bakıyoruz Enes ama hakikaten verdiğin sözü tutman çok keyfimi yerine getirdi evet, şu an. Evet. Abi, olur mu oğlum ondan bahsediyorum. Abi dedi sizi kara getireceğim dedi getirdi işte. Abi ben miktar bahsetmedim. Doğru söylüyorsun. Kardan bahsettim. Kesinlikle çok haklısın. Şu an Enes Bey ön hazırlıklarını yapıyor galiba. Evet. Kardeşim benim. Onun üstüne çıra koyacaksın değil mi aralarına? Tabii. Patlatsın diye. Hadi bakalım. Evet. Bu da Enes'in sevgili Pert i30'u. Bunu da şöyle ışıkla bir etrafında gezdireyim. Neden Pert dediğimi de sonra anlatacağım. Enes kendisi ticari kaygıları sebebiyle çok korkuyor bunlardan bahsetmeye ama. Abi bir arabanın kafasına bakacaksın önce.
Bir arabanın kafası böyle baktığın zaman ok gibi duracak değil mi Furkan? Bakıyorum bu ok gibi duruyor. Güzel toplanmış. Ama bu ok gibi de durabilir. Ama bu şase ucunda işlem olduğu gerçeğini değiştiriyor mu? Şase ucunda işlem yok bu arada. Şase sadece sağ şase ucunda ufak bir işlem vardı. Hop. Ne var? Yok. Ne var? Ne var? İşlem yok abi. Ne sıfır var? İşlemli. Sıfır işlemli. Evet. Alırım o fotoğrafları koyarım buraya mı? Alırsın abi. Ver coşkuyu. Oh. Ver 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 ver. Enes onu biraz diksene abicim. Bu onu tutuşturur artık canım. Evet. Gerçi bunu yakıyorsun ama gitmiyor ha. Evet. Sen sağlı gel, sağlı. Sen sağlı gel. Bakayım bunun egzozu nerede şimdi? Ama onun altına girmez ki. Furkan bunun egzozu nerede? Bak bakayım. Gözükmüyor ki oğlum ya. Şey var. Sağda. Sağda. Bana tarafta. Gel öyle. Aynen öyle gel. Gel öyle gel. Gel bir şey deneyeceğiz gel. Gel 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 gel. Gel gel çok gel, bir metre falan var. Gel 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 gel. Gel tamponu nasıl yakarız biri mi? Tamam, gel gel gel. Tamam. Biraz daha gel. Yak var mı? Ver bakayım egzozu. Yok gel. Yok. Aşağı veriyor bu. Aşağı veriyor. Olmadı. Devam et. Çek de tamponundan. İleri git, tamponun yanıyor. Ben kızarmış tampon sevmem. Evet. Canberk Kaya'dan. İnce mangal teknikleri. İşçilik yapıyor ya. Evet Canberk Bey. Evet, bu şekilde kardeşim. Mi durmamız gerekiyor yerlerken? Kardeşim aynen bu şekilde. Şöyle. Bu duruş. Bacaklar biz mağazacı olduğumuz 85 derece kırık. Böyle dinlendiriyoruz kendimizi. Peki Canberk'e sormak istediğim bir soru var. Canberk Bey müdürler gerçekten göt en büyük müdürlerdir. Evet burada dönen muhteşem işbirliği sayesinde şu an köftelerimizi sevgili Furkan Yurt ve sevgili Enes Batmaz ile beraber ne yapıyoruz? Enes kendini buldu değil mi? Evet evet buldu artık. Artık videonun başındaki amatörlükleri yok. Şu an artık o da bir YouTuber oldu. Sevgili kardeşim bak nasıl role giriyor görüyor musun? Beğenmeyi, yorum yapmayı, yorum yaptıktan sonra takip etmeyi unutmayın. Aynen arkadaşlar. Öyle. Bu arada eliniz değmişken Furkan bize bir abonelik ister misin kardeşim? Bu videolar kolay çekilmiyor arkadaşlar. Ayıdan kaçtık. Midemiz çok bulandı. Enes'in kör gözleriyle sisli havada geldik. Yani bize çok görmeyin bunu. Beğenin, yorum atın. Hatta ve hatta takip bile edebilirsiniz. Takip edin, daha güzel videolar da gelecek. Araç inceleme videoları olsun. Peki Kaşkay'ı ne zaman çekiyoruz? Kaşkay'ı ne zaman çekelim? Senin ilk müsaitliğinde çekeriz. Tamam. Tamam. Kaşkay'ı çekiyoruz abi. Kaşkay'ı pastası cilası yapıldı zaten. Uzun kullanım testiyle beraber geliyor. Uzun kullanım testinde anlatacağım çok ilginç hikayeler var. Kaşkay'ın müthiş trim sesleriyle başlayacağız olaylara. Dur şimdi anlatma şey yapalım. Bunları tutalım böyle yakalayalım. Bir dahaki videoda inşallah bunlardan bahsedeceğiz. Mümkünse hatta bir tane de sıfır Kaşkay'ı bulalım ki o trim seslerinden kurtulmuş mu kurtulmamış mı ona da bakalım. Bakalım. Çok merak ediyorum. Enver abi burada olsaydı onun arabayla çekerdik aslında da adam orada da. Yapacak bir şey yok. Fakat Kaşkay'la ilgili anlatacağımız çok güzel hikayeler var. Hadi bakalım. Bekleyin. Bu arada köftelerimizi çevirdik o esnada. Yavaş yavaş pişiyor. Esnada. Çevirdi çevirdi. Pişiyor şu an. Bir daha şöyle bir ışığı tutarsan bakalım. Çevirmemiş. Ben çevirmedim abi. Seni çevirdik zannettim. Yap bakayım. Gel gel gel. Gel gel gel. At bakayım köftelerin üzerine tutar belki. Şöyle. Kardeşim benim. Maşallah. Şöyle. Tuz döken erkek çekiciliği diye bir şey var. Güzel yanıyor ya. İyi. Tıngırdasın bakalım. Yaklaş ama yine söyle olmaz. Yaklaş yaklaş. Şef Canberk Kaya. Yaklaşayım. Bir saniye ben şu an kendim. Flaş mı açsaydım abi ya? Ayarlayayım. Ben şunu alayım. Şimdi. Adam başı kaçar tane var lan burada? Sana 4 bize 2-2. Ya saçmalama. Biz niye öyle garibanız sana? Keşke 9 tane alsaydın. Nereden aklıma geldi? Aldım kardeşim. Tamam. Tamam mı? Abi şu kömürleri bana versene. Tamam. Tutma. Oğlum zaten 9 çıktı ya. 9 çıktı aynen. 9 tane almışım zaten. 9 tane almışsan 3-3 az olsun. 3-3 tamam. Aynen. Ben 8 aldım diye. Enes seninkini yapıyorum kardeşim. Evet o sen, kömürler sen benimdir abi. Steak seviyorsun kardeşim doğru evet, mu? Steak az. Ama siz soğanı ayarlamadın. Bak ben. Öyle. Ne gibi burada soğan abi? Duracağım. Diğer yarım soğanı. Enes. Hemen ayarlayacağım Enes, abi. Kameran nerede Enes şu an? Ver bana bu abi. Bu Enes'in. Tamam Fiko. Tamam ikinci sıradaki Enes'in. Kardeşim bak. Bu
Ya şunları ortaya koy oğlum. Hayvan yaşıyor da. Oğlum istemedin mi sen bunu? İstedim de hiç pişmemiş. Saçmalama ya. Abi o ses ne? Meyliyor mu onlar? Pişmiş işte. Hayır hayır, ekmeği. Gel yakın git şuraya Enes, gel. Bütün evet. Bütün burada oğlum. Cızbız bunlar. Bak ekmeğin kokusunu size anlatamam şu an. Alamıyorsunuz o ekmeğin kokusunu ama o bizi mahvetti burada şu an. Evet Furkan Bey. Ona kavuşmak istiyorum. Ben de almadım galiba. Arkada gayış paket. ACF. Tamam yeter. Yeter kanka. Bence de yeter. Şimdi bir dakika. Kaydı hiç bölme sevgili Enes. Kaydı hiç bölme. Size bu keyfi yaşatmak istiyorum. O esnada. Oo ekmek nasıl olmuş Furkan? Alır mıyız bir ısırık? Alacağım da bu benim için bile sıcak şu an. Evet, fikirleriniz ekmek nelerdir? Ekmek yanıyor galiba. Aynen olsun. Aa, tutuştu. Eski gibi tutuştu. Yanmış seviyor zaten bir şey. Furkan'cığım bir tadına bakar mısın kardeşim? Şu an şifa bakamam. Enes'in yanık ekmeği var. Şifa mı? Koy ekmeğini. Ekmeğini bir koy Enes'in ekmeğini. Yanar oğlum çocuğun ekmeği. Ya yanık seviyor zaten, bunu anlamadın mı? Yalancı herif, köfteyi ısırmadım bile şu an. Hmm. Canberk abi şurayı çeker misin? Bak. Kardeşim benim neler yapıyorsun sen öyle ya? Sen kafayı yemiştin. Bak. Vallahi helal olsun sana. Ulan Enes. Sen hani boykottaydık? Hani boykottaydık? L-Kola abi. Kola Turka mı Enes? L-Kola abi. Gel tamam gel, bu kadar linç yeter, gel. Hadi. Aç 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 aç. Hocam şifa mı? Maşallah. Bak bunu dünyanın en lüks yerinde ye, bu kadar keyif vermez ha. Çok güzel ya. Kesinlikle vermez. Güzel mi abi tadı? Abi tadı harika. Efsane. Tuz, hacı. Tuz da var abi. Ooo görüntüye bak. Baba nar ki. Kızarmış ki. Sevgili dostlar ben takdir edeceğiniz gibi bitirdim. Sevgili Furkan Yurt'a son lokmasını gamelliyor. Enes nasıl, istediğin gibi olmuş mu? Yanık seviyorum dedin. Perfect. Maşallah kardeşim, afiyet olsun. Ama bu ekmeğin yarısı niye burada, onu çok anlayamadım yani. Sokak hayvanlarını da düşünüyorum. Teşekkürler kardeşim. Şimdi biz sucuğu kısık ateşe aldık sevgili dostlar. Canınızı çektirmek gibi olsun. Sizleri de bunları yapmaya teşvik etmek için zaten çekiyoruz çoğunlukla. Hayatınızın, yaşantınızın tadını bilin. Hayat bir günse yok. Hayat bugünse o da bir gün. Doğrusunu unuttum ya. Hayat bugünse... O da bugün. Hah, aynen öyle. Nasıl bak bizi şey yapıyor. Soğanımız yok. Soğanın kanka bak. Şurada bir soğan var ama o hayattan o yaşantısını değil. Kesmiş. Onu da yerim. Ekmeklerin içine mi attın acaba? Nereye gittik ya şu an? Abi sanki poşete koydun da o poşette mi acaba? Bunda... Aha buradaymış. Ha, oradaymış tamam. Buradaymış. Onu da yine sucuğun arasına döşemeyeceğim. Tabii. En güzel de sucuk da oluyor şu an. Allah Allah. Acayip güzel oldu. Ben şimdi onu biraz dinleyeceğim abi. Aynen onu keseriz güzelce. Demin yalap şalap oldu. Sevgili dostlar birazdan karda sucuk ekmek keyfi yapacağız. O zamana dek şimdilik bay bay. Bu arada size şunu da göstermek istiyorum. Şuna bak, anasını babasını kestireceğiz. Burada da soğanımız var. Tuzlu soğan. Canberk Kaya bir tane yetmez dedi. Kapat üstünü abi. Yarımla doymam dedi. Oo. Tam ekmeği seçti. Yapacaksan çevir abi. Tam ekse koy sepete. Evet görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Üf. Nar gibi. Yalnız şu ortadakiler yine çok güzel kızarmış. Dur kardeşim bir saniye. Tamam bu işi hızlı yapmanız lazım. Çocukları kömür diye yeriz yoksa. Şimdi. Bıçağımı alabilir miyim? Evet görüyorsunuz yağını. Usta ellerden. Ortadakilerden alacağım belki. Özel tarif. Ortadakileri ben de yiyebilirim. Hiç fark etmez. Yo şey için dedim. Oralar pişti ya. Yanları değişti. Şunu götüreyim ben yine arada da. Afiyet ver olsun. Ver ekmekleri. Devam et. Kayıttan çıkma. Bu ihaneti yapma. İnsanlar bunu izlemek istiyor şu an. Topla bir ara. Yetişecek mi? Bas kardeş. Bas kapat. Kapat üstüne. Kapat. Çevir ekmeğini şimdi. Ekmeğini çevir. Hızlı çevir ama. Aradan fıydırtma. Hem takmana gerek yok ya, parmağınla devam et. Dökülür abi. Evet, buradan karıma sesleniyorum. Biraz duman kokabilir. Biraz mı? Buradan karıma sesleniyorum, çok güzel kalıyorum. Şu an müthiş. Duman umurumda değil.
Tamam abi. Yatır Enes abiye. Ver gelsin abi. Ver gelsin abi. Ver gelsin abi. Sor ver. Al kardeş. Bunu böyle kapatamayız. Bu iş böyle bitmez. Ooo şerefsiz herif. Ekmeğe matematik açıldı. Şifa mı ustam? Ustam şifa mı? Şifadır, elimdeydi. Hem kömüre bastım hem... Ustam şifa mı? Tamam ustam, sağ ol. Buradan Tuğba'ya sesleniyorum. Soğandan ölebilirsin akşam. Alayım mı abi? Alabilecek misin? Almayacaksın bence. Senin ekmeği de getir. Şimdi bunu Enes böyle alttan tut. Üstten basma elini, altından tut. Senin ekmek nerede? Getir senin ekmeği de. En son bunları bir tut çevir. İyi akşamlar. Burada kar olan bir yer var mıdır ya? Yok, tezlik biz her yeri. Yok mu? Hiçbir yerde yok. İyi akşamlar. O da kar arıyor. Herkes karı peşine düşmüş. O da karının peşinde ama o da bulamayacak. Tamam, yani çeksin şey yapalım, bir daha basalım ekmekleri. Ben sucuklarımı alacağım yandan. Arkadaşlar burada çok güzel bir manzara var. Zaten bak, hemen çeviriyorum. Arkada çek daha da güzel bir manzara var. 55 ACF 057. Soğan oğlum, soğan. Ya her tarafların reklamını bu kadar yapma be kardeşim. Kalenin çemberinden 8 tur atmış araba. Kalbimi kırıyorsun abi. Kalbini kırmıyorum, sen arabanın yaylarını kırmışsın. Neyse, videoyu durdurdum Allah'tan. Çok sıcak yapıyor ya. Getir. Öteki ekmeği ben istemiyorum. Tamam, ben son kez o zaman şöyle abartıyorum. Sevgili kardeşim, şöyle bir saniye bekleteceğim seni sadece. Bir saniye bekleteceğim. Her şey bizim için. Sonra senin ekmeğini yine ısıtacağım. Bak, sana bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda böyle sucuk yememişimdir Canber. Bak şimdi. Bir dakika. Bir dakika. Yanarsın, yapma. Ustam şifa mı? Herkese söz vermiştim karda sucuk ekmek diye. Gel oğlum benim. Evet. Kar burada. Gel. Gel kardeşim. Şöyle. Evet. Karda sucuk ekmek keyfi. Yakın gelebilirsin Enes'cim. Gel 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 gel. Evet. O sesi duyalım. Evet. Bir dakika. Şuradan alamadım. Şöyle yapmak isterim. Nasıl efendim? Kanka mükemmel. Maşallah. Şimdi biz bunu yiyelim, sonra tekrar görüşelim. Sevgili arkadaşlar, biz kendi çöpümüzü, pisliğimizi aldık, çöpümüzü attık. Bilginiz olsun. Buraya da elimizden geldiği kadar yine temiz bırakmaya çalışacağız yine. Bu ekiple keyifli bir akşam geçirdik. Sizlere de bu keyifli anları yaşatmak istedik. O yüzden güzel bir vlog olduğunu düşünüyoruz. Sevgili Furkan'a ve Enes'e çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.